2 Ocak 2022 Yılın ilk pazarım. Felsefe ve sanat tarihi anlatmaktan sıkılarak montaynecilik oynamaya soyunduğum zamanlarda savrulacak bu video serisine başlamak için epey uygun bir zaman. O yüzden bugün buraya Dilara olarak bütün okuduğum, öğrendiğim teorik bilgilerden neleri süzdüm ve pratikte nasıl bir yaşam felsefesi şekillendirmeye çalışıyorum bunları anlatmak üzere oturdum. Elbette tabii çok büyük laflar değil bunlar. Henüz 29 yaşında olduğum düşünülürse yaşamı mesele ediyorum ama Yaşam meselesinde çok da tecrübeli değilim. Deneme yanılma yoluyla o teorik bilgileri bir şekilde hayata yedirip pratikteki hayatımı, davranışlarımı değiştirmeye çalışıyorum. Henüz yaşamın öğrencisiyim yani. Gündemin ağırlığı karşısında ne yapacağımı bilemediğim mutfak yatak ve çalışma masası arasında e, savrulup durduğum dönemlerde kendimi sürekli hatırlattığım bir cümle var: Dolanma bahçene ek. Bu cümle benim için öyle bir hale geldi ki seneler içerisinde. Hani uzak doğu felsefesinde mantralar olur ya, o mantra bir sestir, bir kelimedir ve onu söylediğinizde kişide aniden e, o davranışı değiştirme konusunda belirli bir motivasyon olur. Bir çeşit katalizördür. Benim için de bu cümle öyle. Ne zamanki kaygı, ümitsizlik, karamsarlık içerisinde bu akışta savrulup dursam dolanma bahçesine ekti diyerek kendi kendimi kendime geri getiriyorum. Peki bu cümle nereden çıktı veya arkasında nasıl bir anlam var? Aslına bakarsanız cümlenin yaratıcısı ben değilim. Cümleyi sizin de pek iyi tanıdığınızı düşündüğüm bir yazardan Evirdim. 18. yüzyılda yaşamış Fransız aydınlanma hareketi ve devriminin öncü karakterlerinden biri olan Voltaire'in Candide isimli kitabından. Voltaire'in bu kitabı üç günde yazdığı söylenir. Yüzyıllar sonra dahi bütün çağın teknik araçlarının değiştiği ama hala benzer arayış ve kaygılarda olduğumuz düşünülürse üç günde yazılmış bu kitabın bir başyapıt olduğunu söyleyebiliriz. Zaten videonun konusu da buradan çıkıyor. Kitabı da adını veren baş karakterin ismi Candid saflık ya da temizlik anlamına geliyor. Saf olma, temiz olma hali. Kitabın alt başlığı ise iyimserlik. Hatta tam ismi şöyle. Candid ya da iyimserlik. Fakat bu noktada başlık yanıltmasın. Nitekim oldukça ironik bir hikaye bu. Baş karakterimiz Candid'in başına gelmeyen kalmıyor. Westfalia'da yaşayan bir baronun kız kardeşinin gayrimeşru oğlu olan Candid, baron, baronun ailesi ve Roma İmparatorluğu'nun en büyük filozofu Panglos ile birlikte bir şatoda yaşamaktadır. Baron'un kızıyla olan cinsel münasebetinden dolayı kahramanımız kendit bir gün şatodan sürülür, sonrasında ardı arkası kesilmeyen bir dizi felaketin içerisine sürüklenir. Dün, dün, dün. Yalnız bunlar öylesine felaketlerdir ki yamyamlar tarafında yenilmekten tutunda savaşta esir düşmeye, açlık ve yoksulluktan tutunda türlü işkenceye, sevdiklerinin defalarca aldığı ölüm haberlerini deyin. Bir insanın, aklının, hayalinin kurgulayabileceği neredeyse tüm felaketlerin İçinde bulur kendisini. Ama bu olayları dramatik bir şekilde işlemez Voltaire. Aksini okurken insanda bir çeşit e, gülme arzusu yaratır. Nitekim amacı bize hüzünlü bir hikaye yaratmak değil, dünyanın berbat bir yer olabileceğini hatta büyük ölçüde zaten öyle olduğunu ironik bir şekilde anlatmaktır. Aslına bakarsanız romanın arka planında o dönem epey ünlü felsefi bir tartışma yatar. Filozof Panglos karakterini temsil ettiği kişi bizim de daha önce üzerine konuşmuş olduğumuz 17. yüzyıldaki Alman filozof Leibniz'dir. Hatırlayın Leibniz ne demişti? Teodise yani Tanrı'nın savunması argümanında dünyada var olan bütün kötülüğün ve bütün felaketlerin e tanrısal öngörünün bir parçası olduğunu. Her ne kadar biz onların içerisinde yaşarken farkında olmasak da aslında e, tanrısal bir bakış açısından tüm bu felaketlerin, e, aksiliklerin, kötülüklerin daha büyük, daha iyi bir amaca hizmet ettiğini savunmuştu. Yani bütün yaşamı kocaman bir resim gibi düşünün. Biz o kadar zoom yapmışız ki o küçücük e, alanda o birkaç pikseli görüyoruz ama e, tanrısal bakış açısından geriye doğru çıktığımızda bütün planı göreceğiz ve tanrı iyi olduğu için haliyle bu planın da bu felaketlerin de ya da bizim açımızdan kötü gözüken bu olayların da aslında iyi ve güzel bir amacı var. Bu nedenle Leibniz'e göre Tanrı'nın evreni o şekilde değil de özellikle bu şekilde yaratmasının belirli nedenleri olmalı. E, Tanrı iyi olduğu için bu dünyada mümkün dünyaların en iyisidir. İşte mesele tam olarak burada başlıyor. Voltaire Candide, Leibniz'in bu iyimserlik argümanıyla dalga geçer. Çünkü kahramanlarımız başlangıçta yaşadıkları her felakette Leibniz'in bu argümanına başvururlar. Bu dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğunu, başına gelen felaketlerin de başka türlü olamayacağı için bu şekilde olduğunu kendilerine hatırlatarak bir çeşit kendilerini felsefe aracılığıyla, Leibniz felsefesi aracılığıyla teselli etmeye çalışırlar. Ama öyle bir nokta gelir ki Panglos ve Candid bir noktada bu fikrin geçerli olamayacağını kabullenirler ve bir çeşit anlamsızlık denizi içerisinde savrulmaya başlarlar. Biz buna varoluşsal kriz diyelim. Ve bu ülkeler arası süren uzun çileli yolculuğun son durağı olan İstanbul'a geldiklerinde, Evet, İstanbul'a geliyorlar. Bu da bizim için e, tatlı başka bir anekdot. İnsanın neden yaratıldığı üzerine bir sorgulamaya girişirler. Eğer yaşadığımız türlü aksiliğin, kötülüğün, felaketin hiçbir tanrısal anlamı yoksa, tanrısal inayetin bir parçası değilse, tüm bu yaşadıklarımızın anlamı ne? Soruya yanıt bulmak için ziyaret ettikleri dervişin verdiği yanıt bile Onlara tatmin edici gelmez. Ama sonrasında hiç de planlanmamış bir şekilde rastladıkları bir çiftçinin şu cümlesinden büyük bir ders çıkartırlar. Biz yalnızca bahçemizi ekip biçeriz. İşimiz de bizi bıkkınlık, ahlaksızlık ve yokluktan korur. Ya da gelin biz bunu şöyle revize edelim. Hayatın hiçbir kutsal anlamı olmayabilir ama biz yine de bahçemizi ekip biçmeliyiz. Sonrasında çiftçinin yaşam tarzında bilgelik bulan kahramanlarımız Tanrı'nın iyiliğini savunmak adına dünyada var olan kötülüğü ve aksiliği temize çıkartma çabasından vazgeçerler. Kendit elindeki bu yaşamla ne yapacağı sorusuna Bence iyi bir yanıt bulmuştur. O yüzden benim de sıklıkla kendimi hatırlattığım şeylerden bir tanesi bu. Bakıldığında bu ne benim felsefem, tek başına ne tek başına Voltaire'in felsefesi. Farklı farklı şekillerde farklı farklı isimler kategoriler altında adlandırdığımız pek çok filozofun benzer kırılımlara sahip olduğunu görürsünüz. Stoacı felsefenin de benzer tınıları vardır. Varoluşçuluğun keza öyle, Nietzsche'nin keza öyle, Sisifos anlatısının öyle. Diyorum ya, belirli bir süre felsefeyle haşır neşir olduktan sonra öncelikle çok fazla teorik bilgi yüklemesi yapıyorsunuz. Sonrasında bu teorik bilgiler Geri geldiğinde çekmecelerinden çıkartılıp kullanılıyorsa Kant'ın saf aklın eleştirisi gibi bazıları da kendilerini yer yer sizin yaşam pratiğinizde göstermeye başlıyorlar. Bu tam olarak aslında Aristoteles'in phronesis dediği kavrama denk düşüyor. Benim geçen sene kendi hayatımda sürekli uygulamaya çalıştığım hatta bu sene halledilecekler listesi gibi böyle maddeler alırız ya bunun üzerine çalışacağım dediğim şey phronesis'ti hakikaten e, düşündüğüm, öğrendiğim, bildiğim ya da inandığım gibi yaşamaya başlama çabası. O teorinin pratiğimde yansımasıydı mesele. Şimdilerde karşılaştığım krizlerde ki bu krizlerin ne ölçüde kriz olduğu da tartışılır. Ama acı yarıştırmanın, sorun ya da dert yarıştırmanın bence bu noktada çok da bir anlamı yok. Nitekim her birimiz sahip olduğumuz hayatların düşlediğimizden nedenle uzak olduğunun farkındalığıyla mutsuzluğa sürükleniyoruz. İki felsefe denilen araç siyasi alanda bir problemi çözmek üzere kullanılabileceği gibi yaşama anlamlandırma ya da yaşam içerisinde kendimizi konumlandırma konusunda da kullanılabilir. Bakıldığında Sokrates'ten Stoacılara, Aristoteles'e hatta Descartes'e pek çok filozofun da yine bu konu üzerine düşündüğünü söyleyebiliriz. O yüzden kenditten çıkardığım ve hayatıma yedirdiğim ders benim şuydu. Kutsal anlatılarda ya da daha doğrusu iyimser anlatılarda teselli bulmak yerine ekip biçme, büyütme, yetiştirme olarak cultivate sonrasında tam da bu kökten türemiş Kültür insanı bir topluluk olarak birlikte üretmeye, değer yaratmaya çağırır. Nitekim bu açıdan bakıldığında aslında felsefeden sosyolojiye, ekonomiden teknolojiye hepsi insanın e, bahçesini biçip ekme faaliyeti kapsamındadır ve insan yaşamının olası yegane anlamı da tam da buralarda doğar. Kötülüğü ve türlü aksiliği yatıştıracak yanıtlarımız olmasa da hiçbir şey yoksa üzerinde birlikte ekip biçebileceğimiz toprağımız var. O yüzden şüphesiz ki bu dünya mümkün dünyaların en iyisi değildir ama yaşam birlikte ürettiğimizde, değer yaratmaya çalıştığımızda çok daha anlamlı olabilir. Birlikte üretmek, değer yaratmak ya da yaratmak kavramı da hayatımın içerisine sindirdiğim şeylerden bir tanesi. Bu da bizi ister istemez sanat konusuna getirecek ama bu kendimle konuşmaların ikinci bölümüne kalsın.